Ben yine terlerimle saçımın iyi olduğunu temenni edip devam ediyoruz. Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere hem Kore'den gelen abur cuburları hem de Türkiye'de bulunmayan Alman abur cuburlarını göstereceğim. Abi çok komik oldu koşu geçerken. Adam diyecek ne yapıyor? Bu arada Kore'den abur cuburları getiren arkadaşıma çok teşekkür ederim buradan. Adını şimdi söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilmiyorum. Belki istemiyordur, o yüzden söylemiyorum. Ona da selamlarımı gönderiyorum. Burada Kore abur cuburları, burada da Türkiye'de olmayan Alman abur cuburları var. Ama şundan emin değilim. Ben bunu daha Türkiye'de hiç görmedim, o yüzden aldım. Müller Melik belki bu da gelmiştir. Ben görmedim. Türkiye'de ben bunları görmedim. Bu arada abur cubur diyoruz. Şöyle bir saçmalık oldu. Hani abur cubur dedik, ben sosis aldım. Sosis abur cubur muydu lan? Yok, abur cubur değil sosis. Hani insan bakınca der piknik mi yapacaksın oğlum? Bu ne, içecek var, sosis var, tatlı var. Ben karşılaştırma videosu gibi de olsun diye buna benzeyen şey daha aldım. Bunun tadı bu arada enfes. Almanca kursunda arkadaşım getirmişti. O da Guatemala'dan. Ona da selamlarımı gönderiyorum. Burada makarnalar var. Tabii ben bunları haşlamam gerekiyor ilk. Bunları bir kaldırıyoruz. İkisi normal makarna, bildiğiniz noodle. Bu da çok acıymış. Bunu da başka bir videoda tadarım. Bu çok acı. Benim zaten acıyla aram hiç yok. Ben ölürüm herhalde. Neyse, onları kaldırdık. O zaman yavaştan başlayalım. Susadım. Şundan bir başlayalım. Daha önceden bu arada ben daha önceden bunları içtim. Aynen, içtim. Daha önceden bunları içtim, yedim. Ama bu Kore'den gelenleri yemedim. Yani objektif bir eleştiri yapacağım bu tatlılarda. Bunlarda zaten tepkim direkt doğal olacak çünkü hiç yemedim. Neyse, bununla başlıyoruz. Bunun ben bu arada kakaolusunu içtim. Çileklisini bilmiyorum. Bak, bildiğin çilekli süt ya. Bence bu gayet güzel içilebilir. Ya ben çilekli süt genelde çok içmiyorum. Ama Türkiye'de bir çilekli süt içmiştim ve çok şekerliydi. Bence bu o kadar şekerli değil, yani şurup gibi değil. Bence çok rahat içilebilir. Bunu onayladım. Yani bu gayet güzel. Sanki adamlar benim onayımı bekliyor. Duplo'ya geçtim. Bu benim çok sevdiğim çikolatalardan bir tanesi. İçi gofretli, dışı çikolata işte. Fındıklı. Aman hocam, yanmayalım bile. İnsanlar arttı bak. Tamam da arkadaşlar, tadıyorum şimdi. Ya zaten biliyorum da tadını, hani şu an objektif bir kafayla değerlendireceğim. Şimdi objektif yorumum şu: çikolatası ağır değil. Bu güzel bir şey çünkü ağır olunca çok fazla yiyemiyor insan. Fındık tadı geliyor hafiften. Ya abi ne diyeyim, ben küçüklükten beri seviyorum zaten bunu işte. Onayladım. Bunlar da benim onayımı bekliyordu. Şunu tadacağım. Birazcık Korece okuyabiliyorum. Üstünde IB yazıyor galiba. Bir video çekiyoruz. Uçak geçiyor. IB yazıyor ya da IP, bilmiyorum. IB büyük ihtimal. Dümdüz. Kraker herhalde. Ne bu? Objektif eleştirim şu. Ben genelde böyle kuru şeyleri tek başına yiyemiyorum çok fazla. Yani nasıl denilir? Ya bilmiyorum, sarmıyor böyle. Bir çikolata, bir sos, bir şey olmayınca. Tadı abi normal kraker. Türkiye'de labne var, krem peynir. Onunla var ya, bir yenir bu, mükemmel olur. Küçücük, tadı da güzel. Ben bunu açtım, ben bunu yiyeceğim birazdan. Çok şey var, diğerlerini de tadayım ilk. Şimdi bunu merak ediyordum. Cheese yazıyor üstünde, hani peynir. Abi ama. Ya sabır. Çici. Emin değilim. Çici diye okunuyor galiba. Ben bunu bayağı merak ettim ve iyi bir beklentim var bundan. Bu arada benim şimdi aklıma geldi. Paketi açınca niye görüntüsünü göstermiyorum? Gayet hoş gözüküyor. Beklentim büyük bak bundan. Baksan. Oğlum bu bayağı güzel. Çok kolay yutuluyor. Ağza çok güzel çiğneniyor ve tadı mükemmel. Abi tadı böyle tatlı peynir gibi. Böyle değişik bir şey ama ağır bir peynir tadı yok. Bence bu gayet başarılı. Kore'ye giderseniz Chiji'den alın arkadaşlar bundan. Ya Chiji galiba peynir demek de. Bunun adı bu galiba. Oddu galiba, bilmiyorum. Ottu da olabilir. Oddu. Arkadaşlar bundan alın. Bunu sevdim. Bunu ben bayağıdır yiyorum. Ve tadı çok güzel. Türkiye'deki soslarda bilmiyorum bu var mı ama Alman soslarında çiğ çok kolay yenilebiliyor. Abi mükemmel. Gayet güzel. Yerken hızlı hızlı gidiyor valla. Baharat tadı güzel. Bu et tadı böyle baharatlardan dolayı galiba, bilmiyorum. Türkiye'dekilerden farklı. Knoppers var burada. Bu arada hepsinin fiyatlarını en son söyleyeceğim.
kardeşim izninizle paketini şöyle göstermek istiyorum. Biliyorum zaten fıstık ezmeli de işte tadam. İçinde katman katman şöyle. İlk çikolata dış kaplaması. Gofret. Beyaz olanı bilmiyorum, yalan söylemeyeceğim. Vanilyalı bir şey olabilir. Onun üstünde yine gofret, fıstık ezmesi, onun üstünde yine çikolata dış kaplaması. Bayağı güzel. Ben burası -1 derece olduğu için tabii ürünler soğudu. Hatta videonun sonunda göstereceğim. Şurada su var. Donuk yani şu an buz. Şu an cumartesi. Muhtemelen siz bu videoyu bugün akşam izleyeceksiniz ya da yarın, bilmiyorum. Muhtemelen bu akşam olur. Bunun tadını zaten biliyorum. Efsane bir şey. Bununla karşılaştıracağım. Böyle chips fresh. Arkadaşlar gamt ama bunu bilmiyorum. Sallamayayım. 966 kalori bu. Bu da 900 kalori ya, kafa kafaya. Şimdi ilk bunu açıyorum. Bunun tadını biliyorum çünkü. Bu sona kalsın. Bunun tadını bilmiyorum. Yiyorum. Ama ben masayı parçaladım. İlk videoda görüntü sıkıntısı. İkinci videoda ses. Üçüncü videoda ses. Ya bunun tadı şeye benziyor ya. YouTube'da reklam şeylerini de bilmiyorum da. Ben şu an zaten reklamın ağzına sıçtım ki yani. Hepsinin reklamını yaptım. Neyse. Pringles'ın soğanlısına benziyor. Ama bu daha ince Pringles'tan ve daha çabuk gidiyor. Hani böyle daha çabuk gidiyordan kalsın, daha hafif Pringles'tan. Açamadım. İnat etmeyeceğim. Bir kere böyle yaparken alttan patlamıştı. Diğer cipslerden ziyade biraz böyle patates şeklinde. Oğlum çok değişik. Soğan tadı var. Bunun kadar fazla yok. Ama bu içindeki hani krema var ya. İkisinde de var o krema. Sanki yaparken bu kremayı daha tatlı bir krema yapmışlar. Daha tatlı bir şey kullanmışlar gibi geliyor tadı. Tatlılığı fazla bunun. Bunun da tuzluluğu fazla. Ama bayağı güzel, ben bunu yerim hepsini yani. Bu arada ya tabii bu abur cubur değil ve çiğ yemeyin bunu, kızartın. Ama çiğ de yenilebiliyor acil durumlarda. Dışarıdasınız, yemek falan yapamıyorsunuz. Ucuzundan doyurmak istiyorsunuz karnınızı. Gayet ideal. Ama normalde bu pişiriliyor tabii. Pişirince daha güzel. Bunun üstüne labneyi geçin. Bunun üstüne Nutella. Peki bunların arasından hangisi kazandı? Abi bu kazandı. Sebebini açıklıyorum. Abi ikisi de çok güzel. Bu da bu ince ya. Bu kalın. Bu ince ya, o yüzden bunu seçtim. Yoksa tatları, tat olarak farklılar ama ikisi de mükemmel, karşılaştıramıyorum yani. Arkadaşlar ben Alman abur cuburlarından da en sevdiklerim aralarından sosisi de katacağım. Bu. Gelelim fiyatlarına. 1.69, 11'li, 2.19, 5'li, 1.99, 99 cent. Bu da arkadaşlar 8'li sosis, 2.79. Kore abur cuburlarının fiyatlarını çok bilmiyorum. Arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Rejimiz dedi ki hep hani gezerek video çekme, vlog çekme sürekli. Biraz da oturarak sabit bir yerde bir video çeklendi. Değil mi rejimiz? Onları da bir alkış buradan. O zaman arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Favorim bu.